Paylaşmak istemediğimiz, yapmak istemediğimiz haberler ama biz de iki arada bir derede kalıyoruz. Diyoruz ki yapalım ki suçlu cezasını çeksin. Şimdi kadın cinayetlerinde bir artış var Canan Güllü. Biz seçime gitmeden önce 6.284'ü kaldırmak isteyen Hüdapar'ı konuşuyorduk. Yeniden Refah Partisi'ni konuşuyorduk. Şimdi seçimde yer aldılar. Mecliste, parlamentoda yer aldılar bu isimler. Açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ediyor ama öncelikle bu kadın cinayetlerinde bir artış var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? 2021 yılında Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede hukuksuzca çekildikten sonra zaten artış başladı. O trendde bir ivmede inme olmadı. Her gün bir şekilde arttı ama son bu siyasal anlamda işbirliklerinin gündeme geldiği andan itibaren bir cezasızlığın artık mecliste, parlamentoda temsil edileceğini, sana diyor ki sahipleneceğim yalnız kadını diyor. Yani onun malı, onun kölesi, onun geyşası olabilecek tarzda düşüncelerini ortaya koyuyor. Yine burada diyor ki eğitime ulaşmasına gerek yok diyor. Kadın erkek ayrı eğitim yapalım. Okumasın, çocuk doğursun, işte ben sahipleneyim. Bununla beraber eğer benim iznim olmadan eğitime giderse ben ona kezzap atarım, yolunu da keserim, hane içinde de engellerim diyen düşünceler şu an parlamentoda o 5 dakikalık kürsü konuşmasını yapabilecek, kadın erkekle ilgili yasal mevzuat için oy kullanabilecek ve bunu basın vermek zorunda olduğu müddetçe bu fikir ürüyecek, büyüyecek. Bugün vermekten çekindiğiniz 1-2 ki her güne bir düşen kadın cinayetleri sayıları var. Bunların artacağı bizimine geliyor. İnmesiyle ilgili herhangi bir önlemin olmadığı Türkiye'de yaşıyoruz ve 62-84 sayılı yasayı kaldıralım diyorlar. Ne koyacaklar yerine? Kadınlar öldürülsün. Önleme yok, koruma yok, kovuşturma yok, cezai sistem yok. Politikası zaten yok. Kadın politikası yok, aile politikası var. Ailenin içinde mütemmin bir cüz var, kadın var. Şimdi tüm bunların içinde biz nasıl bir azalma bekliyoruz? Nasıl azalacak bu kadın cinayetleri? Şöyle bir açıklaması var. Hüdapar'ın Genel İdare Kurulu üyesi Aynur Sülün bir açıklama yapmış bugün. Diyor ki 6.284 hedefine aykırı sonuçlar doğuruyor diyor. Şiddet azalmıyor, aksine artıyor diyor. Kim bu Aynur Sülün? Kim? Hangi düşünceyle konuşuyor? Bu ülkenin 86 milyon nüfusunun hangi köşesinde yer almış? 2008 yılından bugüne kadar katledilen 4210 kadından birinin ailesini ziyarete gitmiş mi? Geride bırakılan çocuklarının başını okşamış mı? Bu konuda bu kadın niye öldürüldü, niye bıçaklandı yemeği pişirmediği için, evine sebze alamadığı, ekonomik parası olmadığı için ya da işsiz kaldığı için karısından hıncını çıkaran ve katleden kadınların yanında durmuş mu? Kendini kadın olarak sadece cinsel organı var diye kadın addeleyenlerden gerçekten nefret ediyorum artık. Kadın olarak eğer bir düşünüyorsanız erkeklerin düşünmediği, destek olmadığı bu kadın cinayetlerinde kadınların yanında koruyucu olmanız lazım. Neden bahsediyoruz biz? Yaşam hakkından bahsediyoruz. Kadınların bu ülkede erkekler kadar anayasada hayatta kalabilme ve yaşama hakları var. Bu insanların sözlerine, medyaya taşıdığımız her alanda bir yeni kadın cinayetinin meydana geldiğini lütfen unutmayalım. Bu insanların her cümlesinin karanlıklara bir adım daha bizi yaklaştırdığını unutmayalım. Maalesef biz medyaya taşımak istemiyoruz ama hayır, daha ileri gidildi, meclise girildi. Taşınacak zaten. Tabii, buradan tabii, sonra taşınacak girildi. Tabii ki. Bu kararı vereni unutmayalım. Evet. Onu meclise taşıyan iradeyi unutmayalım ve bu iradenin iktidarda bulunduğu süre içinde son 10 yılda kadını ailenin mütemmim cüzü haline getiren tavrını unutmayalım. Ben siyasi bir taraf değilim. Bunu her yerde söylemekten artık dilimde tüy bitti diyebileceğim noktadayım. Ama ben kadına yaşam hakkını gözetmeyen, kadını insan haklarından mahrum kılan, kadını birey olarak görmeyen zihniyetle gün be gün uçurumun altına düşürecek bir seviyeye getiren ve benim yaşam hakkım üzerinden bu geçtiğimiz seçimlerde pazarlık yaparak iki partiyi meclise taşıyan bir siyasi iktidarın yanında artık siyasi durmak durumunda kalıyorum. Hakkımı korumak adına. Öyle bir noktadayız ki Sayın Güllü, kimse siyasi değil ama yani olabildiğince objektif olmaya çalışıyoruz ama öyle bir noktadayız ki kadınlar öldürülmesin dediğiniz an zaten muhalif oluyorsunuz. Öldürülmeyecek. Bu ülkede Cumhuriyeti kuran kadınlar mücadelelerini yaparak o cumhuriyetin harcında yer almışlar. Sonrasında mücadeleleriyle eşit birey olarak gelmişler. Ama ben kezzap atılan kadınların yaşadığı şehirde, Bağlar'da, Diyarbakır'ın Bağlar semtinde bulundum. Onların kezzap atılan yüzünlerinin tedavilerini tanıklık ettim. O acıyı şu derin yüreğim unutmaz, unutursam ben insanlıktan ödün vermiş olurum zaten. O acılara tanıklık etmiş bir kişi olarak o kurumun bugün itibariyle mecliste olmasının yaşadığı travmayı atlatamıyorum. Ben gelecekte torunlarımdan, bugünkü evlatlarımızdan gerçekten ve gerçekten bu sorumluluğa eşdeğer noktada ses çıkarmazsam yamulurum gerçekten. Bu noktada diyorum ki Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak Türkiye'de artan kadın cinayetleri üzerine iktidar önlem almamıştır. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede vazgeçmiştir. Cezasızlık örneği ile gerçek bir anlamda insanları teşvik etmiştir ve kadınlar yalnız kalmışlardır. O kadınların koruyucusu devlettir aslında. Anayasa der ki yaşam hakkını korumak zorundayım ama bunu korumamıştır devlet ve bugün geldiğimiz noktada sokakta yürüdüğümüz her yerde insanlar şikayetçi. Ne yapacağız? Ben kızımı okula göndermek istiyorum. Korkuyorum, sokakta yalnız gönderemiyorum. Markete göndermeye korkuyorum. Gece gelmediğinde tedirginim. Ben vallahi sokaklarda bu düşüncenin yaygınlaşacağına inancımla ben de artık korkuyorum. Ama bu korku birinden korkmak değil. Bu korku yaşam haklarımıza müdahale edip Afganistan örneğinde olduğu gibi İran rejiminin 41 yıl sonra gençlerinin ayaklanmasıyla çağdaşlığa gittiği bir sürece doğru evrildiği için korkuyorum. Bunun için de mücadele ederek diyorum ki gerçek anlamda bir Türkiye'yi yaratmak mümkün. Önleyici politikaları hayata geçirmek mümkün. Çağdaşlığı bize sunmuş olan yasal mevzuatla yaşadığımız bu 1. yüzyılın 2. yüzyılında hepimizin birbiriyle dost olacağı, mutlu olacağı, huzurlu olacağı güzel aileler kurmak mümkün. İnsan haklarının ihlal edilmemesi gereken bir dünyadayız. Bu dünyanın Türkiye'de neden olmadığını niye sorgulamıyoruz? Sorgulayalım. Kadınlara verilmiş hakların geri alınabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü ben açıklamalara baktığımda Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan bir açıklama yapmıştı. Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek dedi. Yalnızca kadınlar için değil, tüm Türkiye için söylüyorum. Şimdi Hüdapar'dan bir açıklama var. Eğitimde, medyada ahlaki bir reforma ihtiyaç var diyorlar. Alkole yönelik tedbirler alınması gerektiğinden bahsediyor Hüdapar yine. Kadına yönelik sadece kadının beyanı esas alınmasın, erkekler de mağdur ediliyor deniliyor. Bütün bunlara baktığınızda nasıl bir Türkiye'ye gidiyoruz biz? 2002 yılı öncesi Türkiye ile 2002'den bu yana değişen Türkiye'ye baktığınızda alkollü içeceklerin satılamadığı ya da iş yerlerinin açılamadığı, bu anlamıyla gece sokağa çıkarken tedirgin olduğunuz, tecavüze uğrarken gece o saatlerde işiniz ne vardı dediğiniz, tarikat ve cemaatlere bırakılan eğitim sistemi üzerinden çocuklara ahiret hayatı, 2 yaşındaki çocuğa yaşamı anlatmanız gerekirken siz ahireti anlatıyorsunuz, korkuyu veriyorsunuz ve ondan bir ömür boyu yaşamasını istiyorsunuz. Ve eğitimdeki ayrımcılık, dinsel motifler, kadın erkek eşitsizliğinin yansımalarını beklemiyorduk. Biz Malezya olacağız, biz İran olacağız derken bizimle dalga geçtiler. Ben laiklik dedikçe insanlar bana laikçi teyze dediler. Oysa ki bugün en önemli olay laikliğimizin elden gitmesine yönelik bu tarz taleplerdir. Ben Atatürk'ü tanımıyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyorum diyen insan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu meclisin içinde onun kazandırdığı, o ünvanı aldı, onun kazandırdığı ve Türkiye'deki vergilerden kesilen maaşı alacak ve bana hitaben benim yaşam hakkıma gidecek. İnanın doğru yola gitmiyoruz. İnanın ki bunu söylerken bugüne kadar bu cümlelerden korkarak geldiğimiz noktada bugün artık tehlikenin farkında değilsiniz. Çıkın artık, tehlikenin ortasında ve içindesiniz. Buradan geri dönüş ne zaman olmadığını anladık. Evet, demokrasidir. Demokrasiler her dönem bu fikirleri değiştirir dedik. Ama demokrasi adına savaşın verirken bir iktidarın iktidarda kalmak adına bu tür söylemleri söyleyen siyasi partilerle protokol imzalaması, onu meclise taşıması işte bu korkudur. Kötüye gidiyoruz. Bir siyasal İslam'ın içinde yaşam haklarımızın ve kazanımlarımızın elimizden alındığını görüyoruz ve tanıklık ediyoruz. Son 2011 yılından bugüne kadar anayasadaki en azından resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesinin kaldırılması, erken yaş evliliğinde kamu davalarının açılması yönündeki bu kaldırım iradesinin ortaya gelmesi ki tecavüz önergesi dedik bu konuda. Adalet Bakanı'nın verdiği önerge için savaştık. Müftiye nikah yetkisi verilerek medeni kanun ve laikliğin zedelenmesi. Kürtaj hakkının kaldırılmadı ama hiçbir hastanede kürtaj yapamamanız. Bu tür önleyici en azından malzemelerin pahalı olması nedeniyle üreme sağlığı noktasında satın alınamaması, bu konuda kadınların yalnız ve zorunlu hamileliklere bırakılması. Bakın deprem bölgesinde bu malzemelere ulaşamadı kadınlar. Hepimiz biliriz ki böyle bir acı yaşandıktan sonra vücut kimyasıyla meydana gelen bu tür olaylarda deprem bölgesinin sıkıntı